Merhabalar 2021 tayfa. Şimdi basamak kavramı konusuna geçtik dostlarım. Yani halk dilindeki karşılığı çözümleme dediğimiz konuya geldik dostlar. Çok basit bir konudur kardeşler. İyi dinleyin, dikkatli notunuzu alın. Soruları benden önce çözmeye çalışın. İlk birkaç soruyu bırakın ben çözeyim. İyice öğrenin. Sonraki soruları dostlarım durdurun videoyu kendiniz çözmeye çalışın. Bakın çok kolay öğreneceksiniz. Konu bittikten sonra da hemen açın bir soru bankasını. Şu tavsiye ettiğim soru bankaları hangileriyse artık onları bir açın. Oradan da sorularınızı çözün. Bu konuyla ilgili hiçbir sorunuz kalmayacak inşallah dostlarım. Hemen şimdi şu odaklanmasını bir ayarlayalım şöyle kalemimiz üstündeyken. Daha geliş gidiş olmasın. Şöyle bir daha ayarlayalım dostlarım da. Evet, hemen ilk kağıdımızı koyuyorum önümüze. Neymiş bu çözümleme kavramı bir görelim dostlarım. Şimdi rastgele bir sayı yazdım ben. 3463 sayısını çözümleyelim dedim dostlar. Bakın neler yapıyoruz kardeşlerim sayıları çözümlerken. Şimdi bu sayının şuradaki sağ taraftan ilk rakamı bizim birler basamağı dediğimiz kısımdır arkadaşlarım. Birler basamağı. Şöyle yazıyor. Birler basamağı. Bundan bir sonraki bakın burası birler dedik. Burası onlar basamağı olacak. İkinci sağdan ikinci sayımız rakamımız daha doğrusu onlar basamağıymış. Bir sonraki yüzler basamağı. Şöyle yazalım yüzler basamağı. Bir sonraki de binler basamağı olarak gidiyormuş dostlarım bu. Kaç basamaklıysa artık binler basamağı da dedik. Yani şöyle gidiyor aslında işin orijinali, daha düzgünü. Şu en sağdaki onun sıfırıncı kuvveti olarak bilinir. Onun sıfırıncı kuvveti birdir. Onun sıfırıncı basamağı. Onun birler birinci basamağı diye geçer. 10 üzeri 1 neydi? 10. Şurası onun karesi, onun küpü. Bir sonraki olsaydı onun dördüncü kuvveti şeklinde bu şekilde ilerleyecekler dostlar. Artık kaç basamaklı diye bakacağız tek tek. Peki bu sayıyı nasıl çözümleyeceğiz öğretmenim? Bakın onu da gösterelim hemen. Sayıyı çözümlemesini de yapalım. Şimdi birler basamağı dedik değil mi dostum şu ilk sayıya? Birler basamağı. Sen hemen bunu 3 çarpı 1 diye yazacaksın dostum. 3 çarpı 1. Artı koyacaksın araya. Şurası neymiş? Şunu çözümleyelim şimdi. Onlar basamağı demişiz buraya. Ne var burada rakam olarak, sayı değeri olarak? 6 var. O zaman 6 çarpı 10 diye yazacakmışız buraya. Yüzler basamağını çözümleyelim. 4 var yüzler basamağında. Yüzler basamağı dedim. 4 dedim. O halde 4 çarpı 100 olarak yazacağız bunu. Binler basamağında da 3 var. O halde 3 çarpı 1000 olarak da bunu yazacağız. İşte bunların da toplam şeklinde yazılmasına bu sayının çözümlenmiş hali diyeceğiz dostlarım. Bakın eşittir diyorum çözümlemeyi yazıyorum. 1000'di bu. 3 çarpı 1000 yani 1000 çarpı 3 diyelim biz buna. Artı 100 çarpı 4 yüzler basamağında 4 varmış dostlarım. Yine artı 10 çarpı 6 10 çarpı 6 ve yine artı birler basamağında da 3 varmış. Artı 3 diye de bunu yazdık. İşte sayıların çözümlenmesi bu şekilde olacak dostum. Tabii ki şimdi biz dostlar böyle rakamlarını gördüğümüz, direkt sayıyı gördüğümüz bir sayıyı çözümlemeyeceğiz tabii ki soruların içerisinde. Harfli sayıları çözümleyeceğiz daha çok. Şimdi onlara birazcık odaklanalım. Mesela İki basamaklı bir AB sayısı diyecek bize sorunun içerisinde. İki basamaklı AB. Sen artık bundan sonra iki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı yani şu bilmem kaç basamaklı lafını gördüğünde artık bil ki sen o soruda çözümleme yapacaksın dostum. Şimdi AB sayısı var. İki basamaklı bir sayı. Şurası birler basamağıydı. Şurası onlar basamağıydı. Onlar basamağında A var. O zaman 10 çarpı A artı birler basamağında B var. 1 çarpı B diye de bunu yazıyorum dostlar. İşte çözümledik. Hadi şunu çözümleyelim. Siz de kendiniz de yapın bunu dostlarım. Bakın burası birler. Şurası onlar. Burası da yüzler basamağıydı. O halde A'dan 100 tane var. 100 çarpı A. 100A artı 10B artı C şeklinde de bunu da çözümlemiş olduk. Hadi bir tane daha yapıyoruz. Burası birler. Onlar. Yüzler ve binler basamağıdır dostlarım. O halde buradaki A'mızın basamak değeri 1000. Yani binler basamağında 1000 tane A var o zaman.
Artı 100 tane B var o zaman. Yine artı 10 tane C var ve artı 1 tane de D var şeklinde çözümledik dostlarım. Şimdi bize soruların içerisinde nasıl çıkacak bunlar karşımıza? Bir de onu da görelim arkadaşlarım. Mesela diyecek ki iki basamaklı AB sayısıyla yine iki basamaklı BA sayısının toplamını çözümleyin diyecek dostlar. Bu toplamı çözümleyelim şimdi birlikte. Bakın hemen çözümlüyorum. Önce şunu yapalım. Birler ve onlar basamağıydı burası. Onlar basamağında A var, 10A. Birler basamağında da B var, 1B. Artı, bakın yer değiştirmiş rakamları. A bu sefer birler basamağında, B de onlar basamağında. O halde 10B artı 1A şeklinde de bunu çözümledim. Toplamlarını yazın diyor. 10A buradan, 1A da buradan geldi. 11 tane A artı 1B. 10B de buradan geldi. 11 tane de B var. Yani 11 parantezinde A artı B diye yazılabiliyormuş bu adam. Bakın çözümlemeyi yaptık kardeşler. Şimdi şu 2 basamaklı, 3 basamaklı sorularda da bir de şunu dikkat edin dostlar. Bu durumda bakın şöyle 2 basamaklı dediyse AB sayısı için, bu bir 2 basamaklı sayı dediyse A bu durumda kesinlikle ama kesinlikle 0 olamaz. Çünkü A 0 olursa yani 0 başa yazılı diyelim, işte atalım 0,3. Sen bunu 2 basamaklı değil, baştaki sıfırları okumazsın, 1 basamaklı olarak kabul edersin. Yoksa bunun başına 1000 tane de 0 yazabilirsin bu şekilde. Ama baştaki sıfırlar okunmadığı için bu sadece 3 olarak okunur, 1 basamaklı denir. Dolayısıyla başa gelen sayıların 0 olup olmamasına dikkat edeceğiz. Daha ilk dersten beri söylüyorum. 0'a 2 kez dikkat edeceğiz dostlar. Bu temel kavramlar kısmında özellikle 0'a bol bol dikkat edin. E hocam B 0 olabilir mi? BA için 2 basamaklı dediyse BA, B de 0 olmaz arkadaşlar. Mesela diyecek ki ABC 3 basamaklı sayıdır. O zaman A kesinlikle ama kesinlikle artık biliyorsun ki 0 olamaz. Hemen bunu yapıştıracağız. Aklımızın bir köşesinde duracak. Şimdi gelelim sorulara arkadaşlar. Daha da iyi öğrenme kısmına. Sorularda öğreneceksiniz ince detayları. Hemen ilk sorumuzu aldık. Diyor ki AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Şimdi demek ki A da 0 olmayacak o halde, hemen yazalım. A 0 değil, B de 0 değil. Artık bunu bir hemen her sorunun kenarına bunu mutlaka yazın arkadaşlarım. 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı sorularında. Ve ben şu basamaklı lafını okuduğum zaman hangi konuya aitti bu? Basamak kavramı çözümleme. Yani ben bu soruda çözümleme yapacağım diyorum artık kendi kendime. Peki A artı B'yi 4 vermiş. Tamam hocam, o da güzel. AB ile BA toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Bakın bir önceki kağıtta da yaptık bunu, aslında bir daha yapalım. Şimdi AB'yi çözümleyelim. Burası onlar, burası da birler basamağı. O halde 10 tane A var artı 1 tane de B var. Şimdi BA'yı çözümlüyorum. 10 tane B var artı 1 tane de A var dedim. Peki toplayalım. 10A, 1A da buradan geldi. 11 tane A artı 1B, 10B de buradan geldi. 11 tane de B çıktı buradan. Ve bakın ikisinde de 11 olduğu için hemen 11 parantezine aldık. A artı B kaldı burada da. Peki A artı B'yi de bize 4 vermiş. Yani şurası 4 ise 11 çarpı 4 oldu benim sorumun cevabı. O da 44 geldi. Demek ki şu ikisinin toplamı 44'müş dedik. Hemen geçelim yeni sorularımıza dostlar. Bu kağıda da iki tane soru yazmışım kardeşlerim. Hemen bakalım ne diyor. Bakın 3 basamaklı sayılardır diyor. Madem ki 3 basamaklı öğretmenim, hemen ben diyorum ki şu ilk baştaki A kesinlikle 0 olamaz. Şuradaki C kesinlikle 0 olamaz. Ha, B 0 olabilir mi? B başa gelmediği için 0 olabilir. Onun hakkında bir bilgi sahibi değil. Bakın şu bilgiler belki bu sorumuzda işimize yaramayacak arkadaşlarım. Ama üniversite sınavında şunları hemen kafadan yazmanız işinizi çok kolaylaştıracak. En azından dikkatsizlik yapma diye bir şansınız olmayacak dostlar. Peki devam edelim öğretmenim. Şimdi nasıl çözeceğiz bu soruyu? Çözümleyeceğiz değil mi? Hangileri diyor? 3 basamaklı diyor. Şunu da çözümleyeceğiz, bunu da çözümleyeceğiz dostlarım. Hadi şuradan başlayalım çözümleme işine. Şimdi A nereye gelmiş? 1, 10, yüzler basamağına. O halde 100 tane A var. Artı B onlar basamağına gelmiş, 10 tane B var.
C'de birler basamağında. Artı 1C diye yazdım. Şimdi eksiyi koyduk buraya dostlar. Bakın bunları çözümlüyorum. Bu birincisinin çözümü. Şimdi ikincisini. Eksi gördüğün zaman bundan sonraki işlemleri hep parantez içinde yaz ki dostum eksiyi dağıtacağını unutabilirsin yoksa yanlışlık olmaz. Eksi varsa bir arada hemen eksinin sağındaki şeyi parantez içinde yazacaksın. Peki C yüzler basamağına gelmiş. O halde 100C. B onlar basamağına gelmiş. Artı 10B. Bir de A birler basamağına gelmiş. Artı A eşittir 495 diyor. Birazdan yazarım onu. Şimdi şu eksiyi içeriye dağıtalım. 100A. Bunları baştan bir yazayım. Artı 10B. Artı C. Eksi 100C geliyor. Bakın içeriye dağıttığımda bunu. Sonra eksiyle şurayı çarparsam eksi 10B geliyor. Eksiyle burayı çarparsam da eksi A geliyor. Eşittir 495 dedik. Peki şimdi birazcık da toplama çıkartma yapalım hadi. Şuraya bakalım. 100A burada var. 1A da buradan çıkıyor. Eksi A var. O halde 99 tane A var dedim. 10B var. Eksi 10B de buradan geldi çıktı gitti sıfırladı bunlar. Bakın B'ler yokmuş işin içinde. 1C'den 100C çıkıyor. Bakın 1'den 100 çıkıyor. O yüzden eksi diyorum 99C. Ve bu da eşitmiş 495'e. Bakın ikisinde de 99 var. Hemen 99 parantezine alalım. A eksi C geldi buradan. Eşittir 495. Şimdi 99'la kaçın çarpımı 495 yapar? Tabii ki 5'in çarpımı. Nereden anladın öğretmenim? 9'la yani sonu 5 ya bunun. 9'la kaçı çarparsam sonu 5'li bir şey olur. 9 kere 5 45 olduğu için A eksi C'ye hemen 5'i yapıştırdım. Bana da zaten A eksi C'yi soruyormuş. Cevabım 5 geldi. Şimdi dostlar ilk sorular olduğu için böyle uzun uzun yapıyorum. Ama ilerleyen sorularda bu çözümleme kısmını da direkt kısaca kafadan yapacağız. Yavaş yavaş artık tamam mı? Geldik buraya. KL ve LK iki basamaklı sayılardır. Bak iki basamaklı sayıymış ikisi de. Ben artık çözümleme yapacağımı biliyorum. Ve K'nın da sıfır olmadığını, L'nin de sıfır olmadığını biliyorum. Bunları kenara yazdım hemen. Buna göre farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bir soru sormuş bize. Gelin önce şu farkı bir çözümleyelim biz. Şimdi şurada 10K geliyor. Artı 1L geldi. Eksi, eksiyi görünce bundan sonrakini parantez içinde yazacaktık. L bu sefer onlar basamağında 10L geldi. Artı bir tane de K geldi. Şimdi bu farkın kaç olup olamayacağına bakacağız. Peki eksiyi içeriye dağıtalım. Çözümlemeyi bitirdik. Eksiyi de içeriye dağıtıyorum. Eksiyle burayı çarparsam eksi 10L. Eksiyle burayı çarparsam eksi K. Hadi bir şimdi toparlayalım hemen burayı da. 10K var. Eksi 1K var. Yani 9K kaldı. L var. Eksi 10L var. Yani eksi 9L kaldı. Hatta 9 parantezinde K eksi L oldu. Benim aradığım işlem. Yani şunu söylüyor sana şu sonuç. Senin bulacağın cevap kesinlikle buradan çıkan sonuç 9'un bir katı olur diyor. Yani K eksi L 1 ise cevap 9 olur. 2 ise K eksi L bilmiyoruz ya kaç olduğunu. 2 ise K eksi L cevap 18 olur. 3 ise 27 olur. 4 ise 36 olur. İşte burası 5 ise 45 olur. 6 ise 54 olur. 7 ise 63. 8 ise 8 kere 9 ne yapar? 72 olur gibi gidiyor bu şekilde arkadaşlarım. Peki hangisi olamaz demiş. Peki 18 olabilir mi? Evet 9'un katıdır. 27 9'un 3 katıdır. 45 5 katıdır. 54 6 katıdır. Ama 38 9'un katı değildir. O yüzden 38 olamaz dedim. Buna benzer bir soru eski yıllarda sorulmuş arkadaşlarım üniversite sınavında. Hemen aldım önüme iki tanecik daha yeni soru. Kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Sıkılmayın da arkadaşlarım. Arada böyle durdurun, mola da verin isterseniz. Hepsini baştan sona izlemeyin isterseniz. Sıkılmayız. Evet diyor ki bakın AA 2 basamaklı. AAA 3 basamaklı. Yani kısaca A 0 olamaz diyelim biz. A var ikisinin de başında. A 0 olamaz. İkisinin toplamı bu olduğuna göre A kaçtır diyor. Hemen çözümlemeye başlayayım. Gelin şunu çözümleyelim. Birler onlar. Şurası birler onlar yüzler basamağı. 10A buradan geliyor. Bakın artık
Hepsini tek tek yapmayacağım. 10A buradan. 1A da buradan gelecek. 11A yaptı. Artı. Çözümlemeyi biraz kısaltıyorum yavaş yavaş. Şimdi 100A buradan. 10A buradan. 110A yaptı. Bir de buradan gelirse 111 tane A da buradan çıktı. Eşittir 366'ymış. Hemen devam edelim. Şurayı bir toplarsak 11 buradan, 111 de buradan, 122 tane A eşittir 366 yaptı. 3 ile çarparsak, yani A 3 olursa 366 oluyor. Demek ki gerçekten A 3'müş. Yapıştır gitsin dostum. Hadi geldik şuna. 3 basamaklı 3 tane sayımız var. Toplamının değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Sen artık A'nın, B'nin ve C'nin, 3'ü de 3 basamaklı olduğu için bu baştakiler asla 0 olmayacak. Yani şunların 3'ü de 0 değilmiş. Peki şurayı çözümleyelim şimdi bakın. Toplamının değeri kaçtır diye soruyor. Gelin birlikte çözümleyelim. Şimdi çözümlerken ne dedim dostlar? Artık kısaltalım birazcık. Şöyle yapalım mı? Burada kaç tane A geliyor şu sayımızda? Hani 1'ler, 10'lar, 100'ler desek 100A buradan geldi mi dostum? Diğer A'lara bakalım. Şurada 1'ler, 10'lar, 100'ler basamağında olduğu için 1A da buradan geliyor. Bakın A burada 10'lar basamağında. 10A da buradan geliyor. Yani 100, 110, 111 tane A var burada. 111 tane A. Artı. Şimdi B'de 10B, 100B de buradan gelecek. Çünkü 100'ler basamağında. 110B, 1B de buradan gelecek. 111 tane de B geliyormuş. Yine artı C'lere bakalım. Tabii ki çok yüksek ihtimalle o da 111 tane gelecek ama yine de bakalım. 100 buradan, 10 buradan 110. 1 de buradan 111 tane de C geliyormuş. İşte bu toplam kaçtır diye soruyor bize. Hemen 111 parantezine aldık. A artı B artı C çıktı. Ve biz A artı B artı C'nin 14 olduğunu bildiğimiz için sorunun cevabı 111 çarpı 14'müş dostlarım. O da Adana şıkkındaymış. Öyle demiş cevap anahtarı. Şurada gördüm hemen. Ben çarpmakla uğraşmadım dostlar. Biraz tembellik yaptım. Size bıraktım o kısmı. Evet. Hadi geçtik yeni sorumuza. Bakalım ne diyor. 3 basamaklı bilmem ne sayısı 2 basamaklı bilmem ne sayısının 26 katı olduğuna göre. İşte bir denklem kurma sorusu arkadaşlar. 3 basamaklı, şimdi kuralım denklemi. 3, A, B sayısı var. Bu 3 basamaklı bir sayı. Diyor ki bu sayı A, B sayısının, 2 basamaklı bir sayı da bu, 26 katıdır. Bunun 26 katıymış. Bazı arkadaşlarımız karıştırabilir. 26'yı getirip buraya çarpı durumunda da yazabilir arkadaşlarım. O hataya düşmemeniz için şu nın eki var ya, nın eki. Nın, nun oluyor bazı yanındakilere göre değişiyor. Nın eki, nun eki. Hangisinin yanında? Bakın AB sayısının diyor. Hangisinin yanındaysa onu çarpacaksın 26 ile, tamam mıdır dostum? Bu sayı problemleri konusuna geldiğimizde bunu bir kez daha söyleyeceğim size. Sayı ve kesir problemlerinde, işte işçi havuz problemler diyeyim, bütün problemlerde bu nın ekinin önemini anlayacaksınız. Nın eki hangisinin yanındaysa onunla çarpıyormuşuz dedik. E tamam, denklemi kurduk. Şimdi bundan sonrası çözümleme işidir dostlar. Hadi çözümleyelim. Gelin şuradan başlayalım. Birler, onlar, yüzler basamağıydı. Bakın yüzler basamağında 3 var. O zaman 3 çarpı yüzler 300 buradan geliyor. Artı 10 var A'la. Onlar basamağında A var 10A. Birler basamağında da B var 1B. Şimdi şurayı yapalım. 26 çarpı AB'yi çözümlüyorum şimdi. 10A artı B diye de bunu çözümlüyorum. Hadi bir toparlayalım hemen. Bakalım neler geliyor. 300 burada. Şunları bir aynen yazayım. 10A artı B. Eşittir. Şurayı bir toparlıyorum. 260 tane A geliyor burada. 260 tane A içeriye dağıtırsak. Artı 26 tane de B geliyor. Peki 300 burada dursun arkadaşlarım. Şu 10A'yı bu tarafa atarsak. Eksi 10A gelir ki. 260 eksi 10'dan 250 tane A kalır burada. Devam ediyorum. Artı B'yi bu tarafa alırsak da 25 tane de B kalır burada. Peki hepsinde bakın 25 ortak. 25'e bölsek, 300'ü 25'e bölsem 100'ün içinde 25 4 tane var.
300'ün içinde 25, 3 tane 4. 12 tane var o zaman. 12 gelecek. Demek ki şurası 12. 25'e bölersem 10A artı 25'e bölersem de 1B geldi. Şimdi tanıyanlar hemen şu kısmı tanımış olabilirler dostlarım. Burası aslında nedir? İki basamaklı AB sayısının çözümlenmiş şeklidir. Yani sen bunu hemen AB iki basamaklı sayısı diye yaz. 12'ye eşitmiş. Demek ki A 1'miş. B de 2'ymiş. O zaman A 1, B de 2 ise toplamları kaçtır diye soruyor. Cevabım 3 geldi bile dostlar. Ha, olmasa değer verecektik dostlar. İşte A'ya zaten burada 1 dışında 2 verseniz mesela 20 oluyor ki burası. B o zaman negatif bir sayı alması lazım ama A ve B rakam olduğu için negatif sayı olmuyorlar tabii ki. Pekala. Hadi bunu da gömdük. Hemen yeni kağıdımızı aldık. Arkadaşlar ben bol soru hazırlıyorum ki işi aslında soru çözerek öğrenirsiniz. Lütfen bu soru çözümlerini iyi dinleyin, dikkatli dinleyin. Oturun dinleyin dostlarım. Küçük küçük notlarda alın tabii ki. A'ya dikkat edeyim, B'ye dikkat edeyim gibi. Bunları da kenara not alınız. Şimdi 3 basamaklı AB 7 sayısı. 2 basamaklı AB sayısından 232 fazladır. Bakın bu sefer de Dan eki bizi yolumuza karşımıza çıktı. Dan ekine göre hareket edeceğiz. Şimdi diyor ki 3 basamaklı AB 7 sayısı 2 basamaklı AB sayısından Dan neredeyse şu fazlalığı onun yanına fazla olarak yazacaksın. 232 fazlaymış. İşte bu buna eşitmiş. Buna göre A artı B kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen yine bir toparlama aşamasına girdim ben. Çözümleyelim dostlarım. 100A geliyor buradan. Yine kısa yapayım diyecektim ama yapalım normal. 10B geliyor. Bir de artı 7 çarpı 1'den 7 geliyor. Şurayı toparlayalım. 10A artı 1B artı 232. Şimdi 10A'yı buraya alırsak 90 tane A gelir buradan. 1B'yi buraya alırsak 9 tane B gelir. 7'yi buraya alırsak dostlarım da 32'den 7 çıktı. 225 geldi. İnşallah doğru söyledim. Evet. Peki 9 parantezinde yazalım burayı. 10A kalıyor artı 1 tane de B kalıyor. 225. Peki ne diyor bize? 9'a bölersek 225'i 10A artı B'yi buluruz. Her tarafı 9'a bölelim. 25 kalıyor değil mi dostlarım? 225'i 9'a bölersek. Hemen şurayı yakaladınız artık. Bakın burası nedir? A, B iki basamaklı sayısının çözümlenmiş şekliymiş 25. Demek ki A 2, B de 5 olacakmış. İkisinin toplamı kaçtır diye soruyor. 7'yi bulduk. Sen yine değer vererek de çözebilirdin. A'ya 1 versen 10 olur. B bu sefer 15 olur ama B rakam olduğu için en fazla 9 olacak biliyorsunuz. 15 olamaz. O zaman bu gitti. 2 verelim A'ya. 20 olur. Bu da 5 olur. Kesinlikle oldu değil mi? Bu 2, bu da 5 olabilir. 3 versek olur mu? Tabii ki bu 30 oluyor. 25'ten çok fazla oluyor. Bu da eksi 5 oluyor ki rakamlar eksi olmaz demiştik. Geldik şu yandaki soruya şimdi. 3 basamaklı bilmem ne sayısı 2 basamaklı bilmem ne sayısının 61 katıdır. Bakın n'ın eki burada. Demek ki ben KL'yi 61 ile çarpacağım. Hadi denklemi kuralım. 9KL sayısı KL'nin 61 katıymış. Trabzon katıymış. Buna göre K artı L kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen çözümlemeye başladım bile ben. Ne geliyor buradan dostlarım? 9 yüzler basamağında 9 çarpı 100'den 900. K onlar basamağında 10 çarpı K. L birler basamağında 1 çarpı L eşittir. Şurayı çözümleyelim. Bunu da çözümlersek şöyle biraz daha kısaltalım işimizi. 10K artı L gelir buranın çözümü. 61'i de içeriye dağıtarsak 610K olur artı 61K da buradan gelir. Şimdi 900'ü burada tutalım. 10K buraya gelirse 600K kaldı. 1L buraya gelirse de 60K kaldı. Ve bakın hepsi 60'a bölünüyor dostlar. Hadi 60'a bölelim bunları. Şöyle her birini 60'a böleyim. Tek tek de göstereyim bu sefer. 60'a bölersem. Şuradaki 60'la bu gitti. Bir tek K kaldı. Şu 1 0 1 0'a gitti. 6'ya da böldük. 10 kaldı. Birer 0 gitti. 90'ı 6'ya bölersek 15 kaldı. Buradan da 10K kaldı. Bir tane de burada L miydi bu? Pardon L'ydi bu ya. Çok özür dilerim. Burada da L kaldı arkadaşlarım.
L. Şimdi burası bakın hemen yakaladınız. K, L iki basamaklı sayısının çözümlenmiş şeklidir ki. Demek ki K 1'dir, L de 5'tir. Bize de K artı L'yi soruyor. 1 artı 5'ten 6 geldi sorumuzun cevabı. Bakın ne kadar kolay bir konu değil mi arkadaşlar? Yeter ki çözümlemeyi yapın. Zaten kendisi seni yönlendiriyor. Bütün sorularda böyle. Şimdi tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı sorular da olacak. İşte onlardan iki tanesi hemen gözümüzün önünde. Diyor ki bak, 3 basamaklı bir sayının birler basamağındaki rakam 2 azaltılır. Şimdi 3 basamaklı bir sayı düşünün. A, B, C. Birler basamağındaki rakamı 2 azaltıyorum. Burayı 2 azaltacağım. Yüzler basamağındaki rakamı da 5 arttırılırsa sayı kaç artar diye bir soru soruyor dostlarım. Şimdi bunu bir kısa yolla çözebilirsiniz. Bir de bir tık uzun yolla çözebiliriz. Ben ikisiyle de çözeyim. Önce kısa, matematiksel bir işlem yapayım. Şimdi bakın burası birler, onlar, yüzler basamağıydı. Bir sayının yüzler basamağını kaç arttırırsan, mesela 5 mi arttırdın? Sayı 500 artacak arkadaşlar. 500 artacak. Yüzler basamağını arttırıyorum. Mesela onlar basamağını 3 mü arttırdın? Onlar basamağını 3. Sayı 30 artar. 3 çarpı 10'dan. İşte birler basamağını 7 mi arttırdın? 7 çarpı 1'den sayı 7 artar. Azaltırsak da aynı şekilde. Mesela 5 azaltıyoruz deseydi 5 çarpı 100'den 500 azalacaktı. Ama şimdi 500 arttı. Diyor ki birler basamağını da 2 azaltın diyor. 2 çarpı 1'den 2 azalacak o zaman. Totalde ne kadar bir değişim oldu? 500 eksi 2'den 498 çıktı. Artı 498. Demek ki 498 bir artış var diyeceksiniz. Cevabımız 498. He hocam böyle değil de başka nasıl yapardık biz bu soruyu? Dostum canının istediği bir sayı seç. 3 basamaklı. Aha 103. Sonra da diyeceksin ki bu sayıyı ben yüzler basamağını 5 arttırırsam 6 olur mu burası? 1'i 5 arttırdım. Sıfıra hiçbir değişiklik yapma diyor onlar basamağını ama birler basamağını da 2 azalt. Yani 3'ü 2 azaltın 1. Sayı 601 oldu. Ne kadarlık artış oldu? 601'den de 103'ü çıkartırım hemen. 11'den 3 çıktı 8. 9 kaldı burada. 9 aşağı direkt düştü. 5 kaldı. 5'ten de 1 çıktı 4. 498. Yani kafadan rastgele bir sayı at. Değişiklikleri bunda uygula diyor. Bakın şurada da yapalım. 2 basamaklı 3 doğal sayının her birinin birler basamağı 6 azaltılıp. Şimdi 2 basamaklı 3 tane doğal sayı var. A, B, C, D, E, F diyelim bunlara. Şimdi bu birinci yol olsun. Şimdi bunların toplamı. Her birinin birler basamağı 6 azaltılıyor. Bak birler basamağını her birinde 6 azalt. Birler, onlar, birler, onlar, birler, onlar. Peki birler basamağını 6 azaltmak 6 çarpı 1'den eksi 6 bu azalır. Eksi 6 bu. Eksi 6 da bu. Toplamda 3 tane eksi 6. Yani 3 tane eksi 6 ne yapar? Eksi 18'lik bir azalış var. Onlar basamağı 1 arttırılırsa diyor. O zaman buraya artı 1 ekleyeceğiz. Artı 1 artı 1. Peki bunun onlar basamağı 1 artarsa 1 çarpı 10'dan 10 artar bu. 10 da bu 20. 10 da bu 30. 10, 20, 30. Demek ki 30'da artış var. 30 artıp 18 azalıyorsa totalde ne olur bu adam? 12 birimlik bir artışa sahip olur. Yani cevabım Bursa'dan gelir. E hocam ben böyle yapmak istemiyorum. Şöyle yaparsın o zaman dostum. Sayıları 17 seç mesela. Veya 18 seç. İşte 3 tane sayı seç. İlla farklı olmasına gerek yok. Hepsini 17 seç. Toplamları ne yapar 3 tane 17'nin? 51 yapar. Peki ne diyordu? Birler basamağını 6 azaltırsak birler basamağı 1 olur hepsinin. Onlar basamağını 1 arttırırsak 2 olur. Toplarsak bunları da 63 olur dostlarım. Aradaki fark ne oldu diye sorarsan yine 12 birim 60 dersin. Böyle de bulabilirsin canım öğrenci. İşte bu da klasik bir soruydu dostlarım. Her soru bankasında karşınıza çıkacak sorulardan hazırladım zaten. En baştan beri onları çözüyoruz. Evet geldik buna. Rakamları toplamının 7 katı kendisine eşit olan 2 basamaklı bir sayının. Bakın burada da denklemi kendimiz kuracağız dostlar. 2 basamaklı bir sayı varmış. Şimdi A ile B olsun bu 2 basamaklı sayı. Bu bizim 2 basamaklı sayımız. Diyor ki rakamları toplamının yani A ile B ya rakamları. Rakamları toplamının diyor 7 katına
Bakın rakamları toplamının nerede? Rakamların toplamında. O yüzden 7 ile burayı çarpıyorum. Eşit olacakmış arkadaşlar. Bu sayının onlar basamağındaki rakam da 4'müş. A bize A'yı vermiş zaten lan. 4'müş bu A. Hadi ona göre çözümleyelim. Şimdi A 4'müş. Bir daha şurayı düzelteyim ben o zaman. 4'müş A. Buna göre birler basamağındaki rakam yani B'yi de bize soruyor. Hadi çözümleme yapalım. Şurası 4B. Yani onlar basamağında 4 var. 4 çarpı 10'dan 40. Birler basamağında da B var. Eşittir. 7'yi içeriye dağıtıyorum. 7 kere 4 28 artı 7 kere B de 7B. 28'i buraya alalım dostlarım. 2 12 mi geliyor? Eşittir. B'yi buraya alalım. 6B geliyor. 6'ya bölersek de B eşittir. 2 çıktı. Sorumun cevabı çoktan geldi bile. Şuna da bakalım. Aynı soru bakın. İsterseniz burada bir kendiniz durdurun. Bir çözmeye çalışın. Bu sefer AB diye kendisi vermiş. Şimdi AB sayısı diyor. Rakamları toplamının yani A artı B'nin bakın rakamları toplamının rakamların toplamında 6 var yanında. O zaman çarpı 6 buraya gel. Hadi düzenleyelim. Şurası 10A yapar artı B eşittir. Burası 6A artı 6B yapar içeriye dağıtırsam. 6A'yı bu tarafa aldım dostlarım. Eksi gelir bu tarafa. 4A bırakır burada. B'yi bu tarafa aldım. 5B kaldı burada. Evet şimdi ters orantılı bir ifade çıktı karşımıza. Acaba A kaç olabilir, B kaç olabilir? Dostlarım bunu siz ileride de çok göreceksiniz. Bu ters orantılı ifadeleri. Matematikte, geometride, fizik, kimyada falan her yerde. Böyle bir ters orantılı yani çarpım durumunda iki tane ifade eşitse birbirine. Şu A dediğiniz ifade diğerinin yanındaki ne var? B'nin yanında ne var? 5. O zaman kesinlikle 5'in bir katı olur. B dediğimizde diğerinin yani A'nın yanındakinin bir katı. 4'ün bir katı olacak. Tamam hocam bu 5'in katı bu da 4'ün katı. A ve B rakam arkadaşlar. Bunu da unutmayın. A ve B rakamdır. Şimdi K 1 olsa K'ya 1 desek mesela. K 1 ise bu 5 olur bu da 4 olur. Peki K 2 de olabilir mi diye bakalım. 2 olsa bu 10 olur, bu 8 olur. Demek ki K 2 olmaz. Çünkü A dediğim şey 10 olmaz. Rakam çünkü en fazla 9 olabilir. En büyük rakamımız 9. Peki 3 olabilir mi diye düşünmeye bile gerek yok. Çünkü bundan sonrası hep büyük gelecek. Bu 12, bu da 15 olacak. Bundan sonrakiler asla olmayacak. Demek ki A 5, B de 4'tür arkadaşlarım. A ile B'nin çarpımı 5 kere 4'ten 20'dir. Yapıştır gelsin dostlar. Evet. Yeni sorumuz için hazırız. Bakalım ne diyor. Rakamları toplamının 4 katına eşit olan 2 basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Gayet güzel bir soru. Hemen bunu da denklemini artık kurabilirsiniz. Şimdi 2 basamaklı bir sayı var. A, B. Bu diyor ki rakamları toplamının yani A artı B'nin 4 katına eşitmiş arkadaşlar. Hadi bir toparlayalım mı? Çözümleyelim burayı. 10A burada. 1B buradan gelecek. Burayı 4'ü içeriye dağıttım. 4A artı 4B geldi. 4A'yı buraya alırsak 6A kalır. 1B'yi buraya alırsak 3B kalır buradan da. 3'e bölersek her iki tarafı 2A eşittir B gelir. Şimdi buna göre düşünelim artık. Bakalım neler olabilirmiş. A ve B'nin toplamları kaçtır diye bir soru soruyor. B A'nın 2 katı olacak. Şimdi A 0 olsa B de 0 olur. 0'a 0 olur ki zaten A baştan beri 0 olmaz. Çünkü 2 basamaklı sayı dedik. A'yı başa yazdık. Başa gelmez dedik A. Çünkü 0 olmaz A. 2 basamaklı olmaz o yüzden demiştik. Bunu geçtim. Peki A 1 olsa 2 katı olacağı için B. B de 2 olacak. A 2 olsa B 4. 3 olsa 6, 4 olsa 8, 5 olsa 10 diyeceğim ama 10 da olamaz. Çünkü B bir rakamdır. En fazla 9 olur. E bundan sonrakiler de o halde olmaz. Şimdi bize diyor ki AB'nin en büyük değeri kaçtır? Biz AB'yi bir 12 bulduk, bir 24 dedik, bir 36 dedik, bir de 48 dedik dostlarım. En büyük hangisidir bunların içerisinde? 48. İşte bu 48 doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? 4 ile 8'in toplamı da 12'dir. Yapıştır gelsin dostlar. Geldik şuna. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan diyor. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan 2 basamaklı mı? Evet. Şimdi AB sayısı rakamları toplamının 7 katına eşitmiş dostlarım. Şu şekilde gösterdim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ezan okunmaya başladı. Ben burada videoyu bir durduracağım.
pausa düğmesine basacağım. Ve ezan biter bitmez de tekrar kaldığımız yerden devam edeceğim. Tamam mı dostlar? Hadi bakalım birazdan devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, ezanımız bitti. Ben de kaldığım yerden devam ediyorum hemen. Şimdi demiştik ki en son şunu çözümlemeye çalışacaktık. Şu denklemi 7 katına eşitmiş rakamları toplamına. Hemen çözümleyelim şurayı. 10 tane A buradan geliyor. 1 tane B geliyor. Şu 7'yi içeriye dağıtırsak 7A artı 7B de buradan geldi. Şimdi 7A'yı 10A'nın yanına alalım. 3A bıraksın burada. B'yi buraya alalım. 6B de burada kalsın. 3'e bölersek de A eşittir. Ne geldi? 2B geldi. Şimdi hemen A'ya en küçük rakamdan ya da B'den başlayalım. Şu yanındaki büyük olandan başlayalım. B'ye en küçük rakamı verelim. 0 versek 2 kere 0'dan A da 0 olur ki A'nın 0 olma ihtimali yok. Çünkü 2 basamaklı dedik ve baştaki sayımız A. Demek ki A 0 olamaz. O yüzden bu iptal. B'ye 1 verdik. A bu durumda 2 olur 2 katında. B'ye 3 verdik. A 6 olur. 4 verirsek 8 olur. 5 verirsek 10 olur diyeceğim ama olmaz. Değil mi dostlarım? Neden? Çünkü A bir rakamdır. Bu durumda AB şeklinde yazılabilecek bu kurala uygun 3 tane sayımız çıktı. Biri 21, birisi 63. Aa pardon, biz 2'yi vermedik ya bu arada. 63'ü de bulduk. Tamam. 84. Şu arada B'ye bir de 2 değeri versek 4 gelir değil mi? Bir de 42 var arkadaşlarım. Onu birden direkt 3'e geçtik niyeyse. 4 tane değer çıktı dostlar o zaman. Demek ki dikkatli olacakmışız değil mi? Cevap da Denizli diyormuş zaten dostlarım. 4'ü buldu. Peki. Hadi geçtik bir sonraki kağıdımıza. Bakalım bu ne diyor? Diyor ki 2 basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirilirse. Şimdi hemen düşünelim. 2 basamaklı bir sayı yazıyorum. A, B. Şimdi bu 2 basamaklı sayının rakamlarını yer değiştirirsen, yani B, A yaparsan sayı 36 artıyor diyor. Yani şu durumda artan bir sayı var elimizde. Bu daha büyükmüş arkadaşlarım şunda. B, A daha büyük bir sayıymış. O yüzden ben B, A'dan hemen şöyle bir 36 ek, yani şuna 36 eklersen diyor, sayı BA oluyor diyor. Yer değiştirdiğinde sayı 36 artıyormuş arkadaşlar. İlk baştaki durumuna göre BA olunca, yer değiştirince yani, bu daha büyükmüş dostlarım. O yüzden büyüğe yetişmek için küçük olana 36'yı ekledim. Hadi bir çözümleyelim burayı. Yani şu 36 burada dursun aslında. BA burada var. AB'yi de buraya eksi AB olarak aldık. Şimdi bunları çözümleyeceğiz dostlar. 36 eşittir. Şuradan 10B geliyor artı bir tane de A geliyor. Bunu çözümledim. Eksi var, parantez içinde yazıyorduk unutmayın. 10A buradan artı 1B de buradan geldi. Hadi şimdi bir de eksiyi dağıtalım. 36 eşittir. 10B artı A eksi 10A eksi B. Yani 36 eşittir. 10B eksi B de buradan gelirse 9B. 1A eksi 10A da buradan gelirse eksi 9A oldu. Yani 36 eşittir 9 parantezinde B eksi A geldi. 9'a bölersem her iki tarafı 4 eşittir B eksi A çıktı. Bize de diyor ki buna göre bu sayının rakamları arasındaki fark, yani B ile A arasındaki fark kaçtır diye soruyor. Biz de onu 4 bulduk zaten. Geldik şuna. 2 basamaklı bir sayı. Rakamları yerleri değiştirilmesiyle elde edilen iki basamaklı sayı ile toplanırsa, şimdi iki basamaklı bir AB sayımız var. Rakamlarını yer değiştirip de bu sayıyla toplarsan diyor, sonuç 154 oluyor diyor. Denklemi kurduk. Hadi bir çözümleyelim. 10A buradan, 1A buradan 11 tane A diyorum kısaca hemen. 1B, 10B de buradan 11 tane de B geliyor, 154. 11 parantezinde A artı B eşittir 154. 11'e bölersek her iki tarafı A artı B eşittir 1 ile 4. 14 yani. Peki A artı B 14 ise bize diyor ki bu iki basamaklı sayı en çok kaç olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi biz toplamları 14 olan sayıları düşüneceğiz dostlarım. Mesela 0 olsa bunun 14 olması lazım ki B 14 olamaz. En fazla 9 olur çünkü bir rakam. 1 olsa 13 olacak, 2 olsa 12 olacak,
3 olsa 11, 4 olsa 10, 5 olsa 9 diyeceğim. Şuradan üstünü biz kabul etmeyeceğiz değil mi dostlarım? Çünkü rakam dediğimiz için en fazla 9 olması lazım. 5 ile 9'u seçtim ben. Başka 6 ile 8 olur. Şuradan devam edelim. Şu A artı B'ye 14 dedik. 5 ile 9'u aldık. 6 ile 8'i aldık. 7 ile 7 olur. Sonra tekrar 8 ile 6 olur. 9 ile 5 olur. Başka da olmaz. Rakamlarımız bunlar. Peki diyor ki buna göre bu iki basamaklı sayı en çok kaç olabilir? İşte en çok 95 olabilir dostlarım. En büyükleri bu çünkü. Cevap Denizli. Evet, hemen iki soru daha gömelim. Şöyle ayarlayalım. 3 basamaklı ABC sayısının birler ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 396 azalıyor demiş dostlarım. Şimdi 3 basamaklı bir ABC sayımız var. Hangileri yer değiştiriyor? Birler ve yüzler. Yani CBA oluyor. Bu durumda sayı 396 azalıyor. Bakın bu azalmış hali. O zaman ben diyorum ki azalana 396'yı eklersen büyük olana eşit olur. İşte denklem bu. Hadi çözümleyelim. Şu CBA'yı bu tarafa alalım. Yani ABC burada. Eksi CBA 3 basamaklı sayısı buraya gelecek. Eşittir 396'ymış. Çözümlüyorum. Hadi uzun uzun çözümleyeyim ya. 100A artı 10B artı C. Eksiyi görünce bundan sonrakilere eksi dağıtalım, unutmayalım bunu. Eksi 100C eksi 10B eksi A eşittir 396. 100A 1A çıkarsa 99A var. 10B eksi 10B dediğimiz için sıfırladı. 1C eksi 100C daha eksi 99C eşittir 396. 99 parantezinde A eksi C eşittir 396. Şimdi A eksi C kaç olabilir diye soralım hemen. 4 olsa 4 kere 9 36'dan 6'yı yakaladık. O zaman A eksi C 4'tür. Gerçekten çarptığınızda da 396'yı bulursunuz. Cevap da buradaymış zaten dostlar. Geldik şu soruya. 3 basamaklı ABC sayısının birler ve onlar basamağı yer değiştirirse. Bakın hangileri yer değiştiriyormuş şimdi? A, B, C'nin birler ile onlar. Yani A duruyor, C ile B yer değiştirdi. Yer değiştirdiğinde sayı 27 azalıyormuş. Yani bu azalmış hali. O zaman ben azalana 27'yi ekliyorum, büyüğüne eşit oluyor. Buna göre ABC sayısının en küçük değerini bulunuz diyor. Biz yine çözümlememizi yapalım. Öncelikle şu ABC dursun, bunu eksi ACB olarak buraya alalım, eşittir 27. Çözümlüyorum. 100A artı 10B artı C. Eksiyi gördüm, bundan sonrakiler eksi. Eksi 100A eksi 10C eksi B eşittir 27 dedi. Hemen şimdi 100A burada vardı. 100A buradan da çıktı, sıfırladık. 10B eksi B daha 9B oldu. 1C eksi 10C daha eksi 9C de burası oldu, eşittir 27. Yani 9 parantezinde B eksi C eşittir 27. 9'a bölersek B eksi C eşittir 3 bulduk. Şimdi B eksi C eşittir 3 ise bakalım A kaç, B kaç olur, C kaç olur diye bir düşünelim. Şimdi farkları 3 olan sayılar. C 0 olsa bu 3 olur dostlarım. 1 olsa bu 4 olur. 2 olsa bu 5. 3 olsa 6. 4 olsa 7. 5 olsa 8. 6 olsa da 9 olur. Başka da olmaz. Şimdi biz ABC sayısını arıyoruz. ABC. En küçük dediği için 3 ile 0'ı buraya yazdım. Hani baştakinin ne olduğunu bilmiyoruz şimdi ama zaten A içinde herhangi bir yorum yapamıyoruz burada değil mi? En küçük dediyse A'yı seçebileceğim en küçük sayı seçiyorum. 1 seçtim. En büyük deseydi burayı 9 seçecektim A'yı. 900'lü bir sayı olacaktı. Ama en küçük dediği için şimdi 100'lü bir sayı. 4 ile 1'i seçsem dostlar 141 olur. Gittikçe de büyür. 5 ile 2'yi seçsem 152 olurdu. Gittikçe büyüyordu. O yüzden 3 ile 0'ı seçtim. 130'dur alabileceği en küçük değer dedim dostlar. Evet arkadaşlar. Basamak kavramıyla ilgili konu anlatımımız ve soru çözümlerimiz bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, esen kalın, sağlıcakla kalın gobeller. Öptüm hepinizi.